Mercedes Benz Fashion Week İstanbul'un ikinci gününe tekrar hoş geldiniz. Aramıza yeni katılanlar varsa ben Aslı Barış ve yanımda çok çok özel bir konuğum var. Sabahtan beri bir tarih yazıyoruz. Bu ilk dijital moda haftamız ve bu görsel şöleni bize yaşatan sevgili Emre Doğru yanımızda. Merhabalar. Merhabalar, nasılsın? Teşekkürler, iyiyim Katıldım. siz? İyiyim valla, fena değil. Ee, i̇lk dijital moda haftası hakkındaki görüşlerle başlayalım. Gayet başarılıydı iyi olmasına rağmen. Hı hı. E, mekanlar, organizasyon e, ve ekip gayet iyiydi. E, bizim için de farklı bir şey oldu. E, ve fotoğrafın da çok önemli olduğu bir e, organizasyon olduğu için bayağı önden çalıştık. E, Arkadaşlarımıza planlar, programlar yaptık. herkese tek tek görüşmeler yaptık bütün dizaynerlarla. E, ve en sonunda gerçekten herkese iyi bir elfaze Açtık mekanda. Kesinlikle bir görsel şölen var. Çok uzun bir prodüksiyondan bahsediyoruz değil mi? Yaklaşık 10 günlük bir çekimden. Aynen. Ben ilk 2 gün ve son 2 günde çekimler yaptım. Hı hı. Yani 12 tasarımcıyla. Ondan sonra diğer arkadaşlarım da vardı. Hı hı. Onlar da işte üçer günden çekimler yaptılar. Bayağı uzun bir süreçti. Yani gayet sorunsuz geçti diyebilirim. Şimdi defile de çok daha farklı dinamikler var. Sonuçta bir koleksiyon ortaya çıkıyor, hı hı. farklı bir işte stylingi o suyla bu suyla seyircisiyle daha farklı bir ruh var. Ama burada bir hikaye anlatımı hissediyoruz biz. Bize hı hı. o ruhu verebilmek için sizin sanatınız, sizin gözünüz, sizin kafanızda bunu oluşturduğu şey bir şekilde öne çıkıyor. Hı hı. Artık bundan sonra moda fotoğrafçılığının evrildiği kısım ya da moda haftalarının böyle mi olacak. Ne dersiniz? Bence bir kısmı kesin böyle olacak çünkü daha işe yarar elde tutulur şeylerin fazlalığını görüyoruz. Yani hı hı. hani sonuçta ön tarafa geçmek için birçok insan savaşıyordu. Şimdi çok daha fazla insan bunu seyredebiliyor ve detaylı seyredebiliyor. Hı hı. Notları istiyorsa kendi kendine alabiliyor. Hani sürekli cep telefonu tutup kaydetmek zorunda da değil. E, i̇stiyorsa durduruyor, içeri gidip geri geliyor. Ya yani sonuçta önemli olan yorumlar ve eksperimentse. Şey, yani çok daha fazla insanın daha detaylı gördüğü bir e, organizasyon oluyor bu şekilde. Burada kesinlikle çok avantajlar var ama biraz da işin farklı tarafını görmek istiyorum. Daha doğrusu anlamaya çalışıyorum. Şimdi envai çeşit filtre var ve yetenek hı hı. bir şey var. Sizin bize gösterdiğiniz şekilde bazı koleksiyonlar olmayabiliyor. Çünkü siz bize bir rüya sunuyorsunuz muhteşem bir İstanbul silüetinin önünde. Hı hı. Nefes kesici kıyafetler vesaire bir hikaye, bir cool duruş bir şekilde ilgimizi, aklımızı çeliyor. Bu tasarımlar gerçekten... Bu Moda Haftası için söylemiyorum ama gelecekte e, onu yansıtabilecek mi? Onunla yarışabilecek mi? Ya da o ruhu tamamen e, askıda görebilecek miyiz? Ne dersiniz? Vallahi askıda görebilecek miyiz bilmiyorum ama e, giderek e, her gün yeni bir teknoloji çıkıyor. Herhalde 3D askılar olma ihtimali söz konusu veya çok daha detaylı çekimler yapılabiliyor artık. Yani eskiden o televizyonun pikseliyle şimdiki ekranımızın pikseli çok daha farklı. Hı hı. Ve hani sonuçta kumaşları hissetmenize kadar gösterilebiliyor. Çok yakın çekimler, 360 çekimler işte belki de bazı markaların işte çeşitli hareketleri size ürününe ne kadar rahat diye gösteriyor. Yani olabildiğince o şey kısmını yıkmaya çalışıyor markalar. Ben elleyerek almak isterim. Hı hı. İşte ben veya işte görmeden hiçbir şey almam denilen kısmı yıkmaya çalışıyor. Hem onlar için bayağı bir financially bir saving ve bunu belki işte kumaşlarına ekleyebilecekler. Hı hı. Başka şeylere ekleyebilecekler. Hem de sonuçta yeni dönem böyle bir şey yani. yani belki Çok bu daha ekonomik avantajı hani çekimlerde daha fazla para harcamak. Ben, daha bravo. fazla bütçe ayırmak Aynen. üzerine gidebilir. Aynen. Ama şimdi çekinler dediğimizde eskiden değişik destinasyonlar bulunuyordu. Hı -hı. İşte dünyanın başka bir yerine de gidiyordunuz. 15 gün gidiyordunuz işte ne bileyim belli hadit geliyordu odur budur. Hı -hı. Şimdi cep telefonuyla bile pandemi döneminde kapaklar gördük. Evet. Çok daha farklı, daha az ekiplerle daha değişik konseptler <laughs> ortaya çıkmaya başladı. Moda tasarı fotoğrafçılığının bu anlamdaki geleceği ne olacak? Yani herkes kendi çekecek koyacak ya da 3 kişiyle 5 kişiyle idare Devam edecek şeyler. Yani bize genellikle başlık lazım zaten. Yani hep iyi gün, kötü gün oldu. Yani hı hı. sonuçta bize bir title verildiğinde biz onun etrafında dönebilen insanlarız. Yani yönetmenler, ressamlar, fotoğrafçılar. Sonuçta bize işte bir pandemi title verildiği zaman da onun esprilerini buluyoruz. İşte kamp olsun, işte self çekim olsun. Ben de yaptım. İşte uzaktan çekimler oluyor. Daha az piksellerle göründüğü haller oluyor. Bu da bir estetik oluyor. Hı hı. Yani Paris'e gitmiyoruz da işte yandaki Kocaeli'ndeki bir aileye gidiyoruz. O da bir çeşit. Yani bizim için farklılık yani ve onun için zorlanmak da bazen iyidir. Yani etrafınızdaki daha girmediğiniz kapıları bulursunuz. Daha falan gibi. E, ee, önemli olan fikir. Yani fikir her yerde çıkıyor. İlla e, Fas'a gitmenize gerek yok yani. Çok enteresan bir şey yapmak için. Setini de yapabiliyorsunuz veya sirkecide de güzel kareler alabiliyorsunuz yani. Evet. Tekrar buna döndük bir dönem. Doğru. Bakalım ne olacak? Peki e, şimdi döngülerden bahsediyoruz hali hazırda. <laughs> Şu anda hani selfie çağı mı denir? Artık bir şekilde herkesin kendi Instagram feedinde çeşit filtrelerle ya da filtresiz Hı -hı. hikayelerini paylaştığı, kendini e, ...odakladığı bir alandayız. Bunun fotoğrafçılığa olan yansıması sizce nedir? Bu insanları ileriye götüren bir şey mi yoksa bir trend mi? Bundan sonra moda fotoğrafçılığında bizi neler bekler? Şimdi gördüğümüz üzere herkes kendini genellikle tek tarz çekiyor... ...veya işte bütün o dünya çapındaki bahsettiğiniz isimler... ...veya bu Türkiye'deki bu işi yapan insanlar... ...çok fazla altyapı ile uğraşmıyorlar, konu ile uğraşmıyorlar. Çok e, tabii detaylı baktığınızda aradan alternatif tipler çıkıyor ama... ...sonuçta bu işin de biraz e, ne derler, altyapısının olması lazım. Yani Self-portrait çok eskiden gelen bir şey aslında. Hı hı. İşte bütün bu bizim okuldayken okuduğumuz veya araştırarak ken gördüğümüz o meşhur fotoğrafçıların da self portreleri var. Hı hı. Ve bunlar aslında bir e, alt yapıya dayanıyor, bir felsefeye dayanıyor. Bir şeyler anlatmak istiyorlar. Konuları var. Yani e, Kuzey Avrupalının başka bir tadı var, İtalya'nın farklı bir tadı var. Hı hı. İşte Türk e, eski fotoğrafçıların başka self portreleri var. Ama yeni dönemde işte herkesin çektiği bu tat tek tip oluyor ve bundan sıkılınacak diye düşünüyorum. Hı hı. Her şeyden sıkıldığımız gibi yani. Nasıl size bir gün e, sürekli Sigara içtirirsem, sigara içerseniz bile sıkılırsınız falan Hı -hı. gibi. E, sonuçta bazı şeylerden sıkılıyoruz ve e, bunun da zamanı geçecek ve Hı -hı. o tekrar eski dönem gelecek, tekrar yeni dönem gelecek. Yani bunlar sürekli değişen şeyler ve o beauty fotoğraf, hani Peter Lindbergh gibi o Hı -hı. eski e, fotoğrafçıların fotoğrafları da tekrar geri gelecek. Ve e, her şey değişilecek. Peter Rydberg ya da Herbert tarzı evet. e, böyle güzelliği tamamen, Hı -hı. Ön, yani ne bileyim son dönemde Mario Testino belki Hı -hı. ona oynarsa. Modern klasik. onlar. Hı -hı. O hayatım. cins bir şey mi? Akın mı bizi bekliyor yine? Daha yalın, daha e, yüz odaklı ya da form odaklı mı? Yani bunun sonucu benim görüşüm öyle. Bir modern klasik dediğim o akım e, geri gelebilir çünkü insanlar sadeliğe doğru gidiyorlar zaten. Hı hı. Gördüğümüz üzere o sadeliği biraz tekno yaşıyorlar. Ama e, onun getirisi olarak da daha da e, sadeleşip işte o Herb Reis Richard Avedon bu e, Peter Lindbergh tadı o, e, en sade güzellikler ortaya çıkabilir. Hı hı. Yani o zaten timeless bir e, zamansız bir e, hı hı. güzellik. O her dönem iş yapan bir güzellik ama daha da modası ön plana çıkabilir o sadeliğin. Genelde depresif zamanlardan sonra çok ekstravagan en azından moda dünyasında öyle şeylerle e, karşılaşıyoruz. Hani diyorum vesaire bile ortaya çıkıştı hani savaş döneminden sonra hani kumaş fazlası olsun vesaire. Hı -hı. Fotoğrafçılıkta da bunun iyi kötü yansıması olur. E, bundan sonraki dönemde eğer pandemi biterse böyle Tim Walker tarzı Hı -hı. oradan arkadan film koştuğu, Hı -hı. kıyafetlerin uçuştuğu falan tarzı böyle aşırı bir şeye de gidebilir miyiz? Sapabilir miyiz ne dersiniz? Bence eee bu biraz financial bir durum. Yani Hı. biz mesela şu an çok daha küçük bütçelerle hareket ediyoruz. Tabii. Yani e, satış da e, ona bağlı olarak. Yani ne zaman ki e, harcanacak e, bütçeler artacak, o zaman gerçekten başka Türkiye'de de yurt dışında da çoğu yerde de team walker'lar çıkacaktır diye düşünüyorum. Tabii. Yani bu çok büyük bütçeler bahsettiğiniz fotoğrafçıların evet. e, bütçeleri ya ve ekip işleri, tabii bu ekibi doyurmak şey anlamında, altyapı anlamında çok zor. Yani büyük alanlar gerekiyor, işte çok büyük sanatçıların çalışması gerekiyor filan. O Tim Walker hikayeleri biraz büyük işler, onların zamanı biraz daha var. Peki gerekli mi? Niye gerekmesin? Çünkü hep insanoğlu yeni bir şey arıyor. Yani onun başka türlüsünü belki bulacak insan, hı hı. daha teknolojik olanını bulacak. Onlar belki robotlar olacak, o dev e, güller falan falan ama bir şekilde o da dönecektir diye düşünüyorum. Sonuçta e, baktığınızda biraz araştırdığınızda hep o Steven Meisel'lar, bu, Steve Meisel bu e, eski fotoğrafçılar hı hı. her ay çekim yapan arkadaşlarımız ne yapıyorlar? E bir 30'lardan, 40'lardan, 50'lerden, 60'lardan sürekli geri dönüşten bir moda yaratıyorlar. Hı hı. yani bu da sonuçta bir dediğim gibi modern klasiklerde artık yavaş yavaş klasiğe doğru gelip bir daha ...bize sunulmaya başka bir tavırda... ...başlayacak diye düşünüyorum. Peki bizim çekimlere gelecek olursak... ...bu Hı -hı. ilk dijital moda haftamızın çekimlerinde... ...sizi en çok zorlayan... ...ya da en farklı bulduğunuz... ...şey, unsur neydi? Farklı bulduğum unsur... ...çok hız... ...hızlılık mesela farklıydı. Çok hızlıydık. Hı -hı. Yani çok az bir sürede... ...planlı programlı olmamız gerekti ve... ...işte... ...ilk defa mesela ben bir modeli bir kıyafetle çektim. Hiç kimse hepsi değiştirmedi mesela. Hı -hı. Öyle bir avantajım vardı. Mesela çok farklı tiplerle mesela biz çekeriz aynı modeli. Hı -hı. Girer, Hı -hı. E, değişir, gelir, yine çekeriz. Hı -hı. Daha da geliştiririz olayları falan. Bunun e, tersine herkesi bir kere çektim mesela. Bu bir farklılıktı benim için. Hı -hı. Hani ben çok normal hayatımda lookbook çeken bir e, insan değilim ama evet. bu burada tabii önemli bir iş olduğu için Burada mesela o beni bayağı etkiledi yani herkesi bir anda 25 kişiyi çekmiş oldum falan falan gibi. Enteresan setler yaptık. O güzeldi. Hı hı. Ee, mesela dev bir mekan ama oradan 12 tane tasarımcıyı mesela değişik her köşesinde değişik birini çektik. O mesela enteresan. Ve her koleksiyonun ruhu farklı. Bu sizi zorladı mı mesela hani benzer mesela? E, tabii ama önden dediğim gibi her tasarımcıyla uzun bir WhatsApp grupları kuruldu. İşte Birisi birisine benzeyen yerler seçerse onlar uyarıldı. İşte bununla bunu yaptık. Onu. Yani onun için hepsi gerçekten ayrı oldu. Yani bakarsanız sanki tüm İstanbul'da çekilmiş bile diyebilirsiniz. Yani öyle çok birbirine benzeyen iş bulmanız zor. Ya yani İstanbul Moda e, Haftası, yani Mercedes Benz, Peşimek İstanbul'un ruhunu anlatacak bir şekilde arka fonda İstanbul'un farklı siluetlerini de görebiliyoruz. Evet, evet. Bayağı da farklı yerlerde var. Ya yani Kimisi beyaz fonda da mesela yaptı. Hı -hı. Yani çok da herkese işte arkada İstanbul süreçleri gibi şeyler yapmadık. Tabii bazı yani o Ruhuna uyanı öyle yaptık. Ruhuna uymayanı daha tekno, daha modern, daha yalın. Şeyler de yaptık hı hı. E, enteresan işler çıktı. Evet, e, gerçekten izlemesi çok keyifliydi. Özellikle e, iki gündür izlediğimiz şeyler fazlasıyla doyurucu. Peki bir sonraki projeniz nedir? Bir sonraki evet. projem, e, birkaç projem var. Şimdi yeni bir stüdyo, hep hayalini kurduğum bir day stüdyo yaptım. Hı hı. E, orada bir portre serisine başlamak istiyorum. Hı hı. Bunun altyapısını alt hazırlıyorum. Yani eski tip bu bahsettiğimiz fotoğrafçılar gibi. Ee, bir de bir e, yol hikayesi kitabım var. Onu bitirmek istiyorum. Yani bayağı bir sonuna geldiğim gibi e, çeşitli yerlerde çeşitli modeller çekmiştim. Hı hı. Onu e, bitirmeye çalışıyorum. E, o da keyifli bir proje. Ona biraz daha mekan eklemek istiyorum. A, Türkiye ağırlıklı yani. Hı hı. Tamamen Türkiye'de bir çeşitli yerlerinde. Ona birkaç spot daha eklemek istiyorum. Çünkü sonuçta birinci benim amacım çok yer görmek. Yani bu hayatta. Onun için onu bitirmek istiyorum ve birkaç yer daha ona eklemek istiyorum. Böyle iki tane ana hedefim var. Gerisi güzel işler çekmek. Şimdi seyahati sevdiğinizi direkt olarak da anladık. Şu pandemi Tabii. meselesi bittiği zaman ilk gideceğiniz yer neresi olacak mesela? İlk gideceğim yer e, arabayla ne kadar uzaklaşabilirsek o kadar e, eşimle hı hı. uzak bir yere gitmek. Buradan Yunanistan'dan çıkıp yani e, olabilirse İtalya'ya olabilir. Yani ben araba yolculuğunu çok seviyorum. Arabaları çok seviyorum. Hı hı. Yolda durup bir şeyler çekmeyi çok seviyorum. Ve ona belki bir e, proje e, katıp e, bir yol hikayesi de oradan çıkarmak isterim. Bir, mesela Türkiye bir ondan sonra yurt dışına. Aynen. Bir ayağı Aynen. Yani bir o geçir. yurt dışına arabayla çıkma fikri e, özlediğim bir şey. Biz çok yapıyorduk. E, Bayağıdır yapamıyoruz. İşte bir sene oldu galiba. E, neredeyse e, onu yapmak isteriz tekrar mesela hemen e, açıldığı zaman sınırlar. Pandemide herkes kendini bir şekilde keşfetti, içsel yolculuklara çıktı, yemeğini, işte ahçılığını konuşturdu, <laughs> kitap okudu, odur budur. Siz pandemi sürecinde, ilk başlarda, karantinanın ilk dönemlerinde daha farklı, Aa, bu yönümü de keşfettim diyebileceğiniz bir şey yaptınız mı? Ben tekrar bolca resim yaptım, bolca ev sporu yaptım hı hı. açıkçası. Ona tekrar alıştım. Çünkü bir spora yazılmıştık. Ee, Bayağıdır bir e, eşimle spora gidiyorduk. O bittiği için çeşitli yöntemler keşfettim tekrar. İşte e, evdeki spor o, aletlerini keşfettim tekrar. Bir tane küçük vardı. Yani e, tekrar işte bisikletle haşır neşir oldum. Yani böyle... Kendimi eğlendirecek ve spor yapacak bir sürü yöntem buldum. Resim enteresanmış daha ziyade hani spor daha şey yapmıyor evet. resim yaptığınızı bilmiyordum. Evet evet resim o benim çok küçük küçüklüğümden beri yaptığım bir şey. Hı. Arkadaşlarım özellikle hediye ister. Böyle. Belki sonra belki bir sergi. Evet evet düşünüyorum yani hazır olmadan da çok böyle yarım istemiyorum bir şey. Onun için baya bir arşivim oldu. Onun da yeri gelecektir zamanda. Üçüncüyü de ona yazabiliriz yani. Tamamdır. O zaman listeye hemen ekliyoruz. Evet. Checkliste, bucket liste. bu şekilde ekleyelim. Ekleyelim. Çok teşekkürler vaktiniz için. Evet, Mercedes benz Fashion Week İstanbul'un ikinci gününde günü yaraladık. Birdenbire bir ani bir yağmur sesi duydum bilmiyorum ama evet. yağmurlu bir günde defileleri seyretmek <laughs> için bizden ayrılmayın diyoruz.